nitelikli beslenmeyle mümkündür. İyi beslenemeyen çalışanların sağlığı bozulmakta, iş kazası riski artmakta, üretim ve verimlilikleri önemli ölçüde azalmaktadır. Bitmek bilmeyen ekonomik krizler nedeniyle kurtarılması lokması iyice azalan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri uzun saatler ve artan iş yükü koşullarında iş yerinde de beslenememektedir. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin iş yerlerinde yeterli ve dengeli beslenmesi en temel çalışma haklarındandır. Buna rağmen bu hakları yıllarca gasp edilmiştir. İş pandemi döneminde yeterli ve dengeli beslenme olanakları tamamen ortadan kalkmıştır. Ankara ve Hacettepe Üniversitelerinde yemek ve beslenme hizmetlerinin maliyeti artıran bir kalem olarak ele alınması basına ve kamuoyuna yansımıştı. Sağlığı koruması gereken kurumlarda bile yeterli ve dengeli beslenme koşullarının sağlanamaması ülkedeki tüm emekçilerin, hasta ve refakatçilerin beslenme koşullarının da irdelenmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Sağlık emekçilerinin mali ve özlük hakları ihlal edilip emekleri sömürülürken idareciler, başta hastaneler olmak üzere sağlık kurum ve kuruluşlarında ekonomik darlıktan çıkış yolu olarak yemeklerden tasarruf etme eğilimine gitmiştir. Eksikliklere ve taleplere karşı duyarsız kalarak sağlık emekçilerini değersizleştirmekte ve yok saymaktadırlar. Gıda fiyatlarındaki artışla birlikte sağlık emekçilerine adeta orta çağ beslenme koşulları dayatılmaktadır. Ses olarak bu sorunu görünür kırmak için daha önce de eylemler, anketler, imza kampanyaları örgütledi. Konuyla ilgili olarak birçok şubemiz boykot düzenlemiş, hatta mafyalaşan bir yemek şirketi Ahmet İşyer temsilcimizi yemekhanede silahla yaralamıştı. Yine çeşitli illerde bu soruna dikkat çekmek isteyen temsilcilerimiz yemek firmaları tarafından tehdit edilmişlerdi. Bu gelişmeler olurken Sağlık Bakanlığı gözünü kulağını kapatmış, şu an olduğu gibi izlemekle yetinmişti. Bu sessizliği ve vurdum yurt duymazlığı bugün 81 ilde aynı anda yemekhaneleri boykot ederek bozuyoruz. Sorunun asıl nedeni yemekhane hizmetlerinin taşeron şirketlere havale edilmiş olmasıdır. Sektörde adeta tipelleşen belirli yemek firmaları tarafından sunulan yetersiz ve niteliksiz yemekler ağır koşullarda çalışan sağlık emekçilerinin ihtiyacını karşılamamaktadır. Tekelleşen bu firmaların ihale yolsuzlukları 2 hafta önce yayınlanan Sayıştay raporunda 15 sayfalık bir bölüm olarak yer almıştır. Bu nedenle bizlerin vergileriyle karları